Asıl işin özü, asıl işin can noktası burasıdır. Allah'ı çok sevmek, Resulünü çok sevmek ve bir kimsenin bağlı bulunduğu üstadını çok sevmesidir. Yol budur. O yüzden bir kimse nefsiyle mücadele ederken kendisine kestirme bir yol çizmek istiyorsa kendisine en kestirme yolu çizmek istiyorsa bu üç sevgiyle kendisini donatacak. Farzları yerine getirecek, farzları yerine getirecek, haramlardan uzak duracak, Allah'ı sevecek, insanlara faydalı olacak, etrafıyla tabiri caizse iyi geçinecek, güzel ahlaklı olacak. Kimseyi kırmamaya Kimseyi üzmemeye, kimseyi incitmemeye dikkat edecek. Sözlerine, gözüne, kaşına, fiillerine dikkat edecek. Haza derviş olacak. İşte o dervişlik yolunda yürürken o da kurtuluşa erecek. Cenab-ı Hakk'ın memnun olduğu, razı olduğu kullarından eleyecek. Ayet-i Kerime'nin ikinci kısmında olan, Allah'ın korudukları, Allah'ın merhamet ettikleri, müstesna dediği kullarından olacak. O nefisle mücadele ettikten sonra evet, o nefsiyle mücadele etti belli bir noktaya geldiğinde artık Cenab-ı Hak onu kendi emanını alacak. Kendi emanını alaraktan onu büyük günah kebahlerden koruyacak, muhafaza edecek ve onu büyük günah kebarlerden geriye edecek. Tabiri caizse kalbini tırmalacak. Tabiri caizse ayağını geriye doğru çekecek onun. Hatta ve hatta daha ileri gitmek istese Allah onu durduracak. Çünkü Allah kıskançtır. Kulunun, sevdiği kulunun hataya, günaha gitmesini istemez. Onu durdurur. Hatta öyle yapar, karşıdaki hatayı, günahı bertaraf eder. O kul oraya gitmesin diye. O yüzden Allah'ın muhafaza ettikleri, Allah'ın korudukları, Allah'ın gayretine aldığı kimselerden olmak için nefsini haklı çıkarmak yok, nefsini temize çıkarmak yok. Nefsinle mücadele edip Allah'ını, Resul'ünü, Üstad'ını, derviş kardeşlerini çokça severekten yol yürümek ve o riyazatla yani benim dediğim manevi riyazatla yolunu yürütmek. Bu yemekten içmekten kesilmekle alakalı değil. Üç gün yemekten içmekten kendince az yer, dördüncü gün bütün sofrayı götürürsün. Ama Allah'la hemhal olursan, daim Allah'ı zikredersen, senin ne kadar yiyeceğini neyi yiyip neyi yemeyeceğini dahi kalbine ilham eder senin. Senin neden ne kadar yiyeceğini de kalbine ilham eder. Bu kadar en ince noktanla senin ilgilenir. O yüzden senin pekmez yemeği bırakmana gerek yok. O sana pekmez yenilmeyecekse de sen bundan yeme diye kalbine ilham gelir. Ya üstadının sesinden gelir, ya Hazreti Pir'in sesinden gelir veya Pir Efendilerimizin sesinden gelir veya Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin sesinden gelir veya hatta peygamberlerin sesinden gelir. Bir ses gelir. Bunlar sır sohbetler. Ve o sesle sen yoluna devam edersin. Sen ne yiyip ne içmeyeceksin, neyi yapıp neyi yapmayacaksın, nereye girip nereye girmeyeceğini artık senin kalbinde tabiri caizse ama üstadının sesinden ama pir efendinin sesinden ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sesinden ama meleğin sesinden muhakkak bir sesle uyarılır hale gelirsin. Ve o ayeti kerimede bilmediklerinizi Allah öğretir. Ayeti kerimesi tecelli eder.